Efendim merhaba. Yine birlikteyiz. Saat 14 detay programına başladık. Hafta içi her gün olduğu gibi. Ve tabii ülke gündeminde en önemli konu kuşkusuz ki Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bizler de program çerçevesinde daha çok bu konuları konuşmaya çalışıyoruz. Tabii işin akademik boyutu, siyasi boyutu ve bizlerin de gazeteciler olarak onlardan da derlediğimiz bilgilerle birlikte yorumlama boyutumuz var. Son günlerde gazeteci dostlarımı ağırlamaya devam ediyorum. Bugün de televizyon habercisi Nazar Erişkin bizlerle birlikte. Genç TV'de tabii dönem bitmeden önce izleyicilerinin kendi programında kendisinin ve tabii ki konuklarıyla birlikte karşınızdaydı. Şimdi tatildeler. O fırsatı bilerek biz de dedik ki o zaman biz sohbet edelim. Programlarımızda genellikle yorum yapmamamız gerekiyor. Böyle öğrendik en azından ama konuk olduğumuz programlarda tabii ki herkes kendi fikirlerini beyan eder kuşkusuz. Öyle bir program olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. İade'yi ziyarete geldim. Evet. Ne var ne yok? Daha düşük bir tempo var herhalde şimdilerde. Yani gündem aslında hani yazın meclisin kapanmasıyla birlikte birazcık daha durgun olur. Ona alışığız ama bu yıl pek öyle olmuyor. Yani bizi doğrudan ilgilendiren ama bizim dışımızda da gelişen olaylara tanıklık ediyoruz hep birlikte. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler senin de söylediğin gibi yoğun. Hatta zaman zaman diyorum acaba bu sezon birazcık daha uzun süre mi yapsaydım program. Çünkü gerçekten çok sıcak gelişmeler. En son olarak yani fiili olarak yaşamamız bu füze düşmesi olayıyla birlikte hepimizin kafasına da bence düştü o füze. Çünkü o kadar sık programlarda söylediğimi hatırlıyorum ki yani yanı başımızda bir savaş var ve biz buna kulaklarımızı tıkamış durumdayız diye tam olarak öyle. Sanki hiç dibimizde değilmiş gibi davrandığımız bir sürecin ardından şimdi birazcık bunun idrakiyle birlikte de değerlendirmekte fayda var. Yani senin bıraktığın yerden Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri. Kesinlikle. Şimdi zaten hani içeride birçok şey oluyor bitiyor ama hep gündelik şeyler ve sürekli aslında birbirini tekrar eden. İşte şu anda yeni atamalar. İşte bundan belki 3-5 ay sonra farklı bir hükümet, farklı atamalar. Yani tartışılan konular. İşte içeride yapılması gerekenler, eksiklikler, protokol imzalandı mıydı, imzalanmadı mıydı, imzalanınca para gelecekti, gelmeyecekti. Bunlar ana konularımız olmaya devam ediyor, edecek de belli ki bu şekilde gittiğimiz sürece. Ama şimdi bu Doğu Akdeniz konusu önemli, oradan o ana gündem maddemize o konuyu biraz konuşalım. Çünkü gerçekten Türkiye'de bu kez yani biz uyarıyoruz. Uyarıyoruz 2011 yılından beri ve bir gelişmeler devam ediyor. Artık sahadayız. Yani bunu Türk siyasetçiler de, Kıbrıslı Türk siyasetçiler de, hatta Sayın Dışişleri Bakanı artık eşitlendik diyor. Yani biz de sahaya indik. Artık eşitlendik de bu iş nereye var tartışıyor. Herkes kimileri sıcak bir çatışma ihtimali üzerinde durur. Kimileri diplomasiyle bu sorunun bir şekilde çözüleceğini ifade eder ama adanın geleceği turizm diyoruz. Bunların neyi nasıl etkileyebileceğini de bilmiyorum ne kadar siyaset ölçüp tartıyor. Bir kavga, bir güç dengesi mi? Nasıl yorumluyorsun sen? Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri şunlardan bağımsız ele alamayacağımızı düşünmüyorum böyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki pozisyonu 11 Eylül sonrasında Orta Doğu'daki varlığını Obama'nın başkanlığının son dönemi itibariyle dozunu düşürerek daha etkisizleşen bir hal aldığını gözlemledik. Ama Trump yönetimiyle birlikte Trump dedi ki hayır ben Orta Doğu'da yeniden en önemli aktör olmak istiyorum. Çünkü bu bahsettiğim Obama dönemiyle birlikte birazcık daha Rusya etkili olmaya başlamıştı. Şimdi bu denklemin Doğu Akdeniz'de de aslında kendini tekrarladığını gözlemlemek mümkün. Tabii burada senin söylediğin Türkiye'nin, Kıbrıslı Türklerin de haklarını, kendi haklarımı da korurum ve kendi haklarım çerçevesinde de ne gerekiyorsa yaparım söylemini de
Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinden bağımsız değerlendirmenin hata olacağını düşünüyorum. Tüm bunların içerisine Avrupa Birliği ile Türkiye'nin son dönem ilişkilerini de kattığımızda ve son yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan S-400 krizini de denkleme kattığımızda, NATO'yu işin içine kattığımızda, hani Kıbrıslı Türkler ya da Kıbrıslı Rumlar özelinde konu evet doğrudan hayati önem taşıyor ve önemli diyebiliriz ama ben hep şu ifadeyi kullanırım, birazcık da klişe ama büyük resme baktığımızda aslında çok daha büyük bir oyun var. Hı hı. Oyun demeyeyim, daha büyük bir olay var orada. Dolayısıyla tüm bunlardan bağımsız değerlendiremeyeceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'nin dış politikadaki ilişkileri, Türkiye'nin Mısır'la ilişkisi, İsrail'le ilişkisi, Arap ülkeleriyle ilişkisi. Çünkü biz Doğu Akdeniz'de yani Kıbrıs'ta Kıbrıslıları ilgilendiren hidrokarbon yataklarını Mısır'dan bağımsız ele almanın da çok mümkün olmadığını düşünüyorum Aytu. Dolayısıyla hani birazcık daha bence biz bu konuyu kendi içimize dönük değerlendiriyoruz ama tüm bunlara baktığında aslında hani dedin ya uzlaşıyla ya da görüşmelerle çözülebilir ama tam tersi de olabilir. Yani şu netice itibariyle yeni bir gemi daha yolda. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına ya da yaptırımlarla ilgili söylemine Türkiye'nin cevabı olarak bu okunabilir. Ama bu kadar sıcak gerilimin olduğu bir yerde aslında en ufak bir kıvılcımla ortalık bir anda alevlenebilir. Yani bu felaket tellallığı değil, hiçbirimizin de düşünmek istemediği bir ihtimal ama olmayacak bir ihtimal de değil. Dolayısıyla hani bunu da hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum doğrusu son günlerde yaşanan olaylarla ilgili olarak. O bir ihtimal hep her zaman olacaktır kuşkusuz. Kimse daha olmasını istemez tabii. Ama hani Sayın Akıncı'nın ilk seçildiği dönemde de benzer bir durum vardı. Her ne kadar bu denli ilerlememiş olsa da süreç yine donanmalar Akdeniz'deydi. Ve bir durma noktası, işte yeni seçilen Cumhurbaşkanı'na bir yeniden ilişkilerin başlaması noktasında bir girişim olmuştu. O dönem o tansiyon düştü. Ama sonrasında yeniden devam etti Güney Kıbrıs bu tutumuna. Şimdi yeniden işte bir müzakere sürecine dönüşebilir. İşte istiyor Birleşmiş Milletler bunu. Yeniden bir belki rafa kaldırma yani biraz ya da duraksama. Mesela Nikos Rolandis eski Dışişleri Bakanı dünkü Rum basında okumuştum. O da şey demişti. Bir yıllığına bir donduralım bu işi görelim bir, falan. Bir öneri ama mesela şimdi Dışişleri Bakanı, Rum Dışişleri Bakanı hani Türkiye ile müzakere yolundan bahsedip bir anlamda burayı bypass ederek bu süreci atlatmak gibi bir yöntem izlenebileceğini söylüyor. Yani bypass ifadesi tabii ki benim yorumum ama yani neticede şöyle bir durum var aslında. Dedim ya biz bu konuyu daha içimizde değerlendirip düşünüyoruz. Neticede Sayın Akıncı'nın da Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektubun içeriği ortaya çıktı. Hani Birleşmiş Milletler'in böyle bir niyeti var diyorsun ya sen, hı hı, aslında o niyeti test etmek için de o mektup bir araç şu an. Çünkü orada bir çağrı var. Netice itibariyle elbette hidrokarbon konusu da en önemli yapı taşlarından biri bu sorunun çözümüne yönelik olarak. Ya ivedi olarak bu sorunun çözümü için olumlu bir faktör olabilir ama olmayabilir de. Yani Kıbrıslı Türkler ve Rumların aslında sadece figüran olduğu çok uluslu şirketlerin, çünkü enerji politikaları nasıl belirleniyor? Yani hep o yine klişeye, büyük resme dönelime bakacak olursa, netice itibariyle Avrupa ülkeleri Rusya gazına bağımlı ve bundan hoşlanmıyor. Rusya gazına alternatif arıyor. Bu alternatif, buradaki alternatif tek başına olamaz diyor bu konuyla ilgilenenler. Mısır gazıyla bir arada İsrail gazıyla bir arada değerlendirilmesi lazım diyor. O zaman yani eğer Kıbrıs'ta böyle bir bölünmüşlük, çözümsüzlük durumu olmasa akıl ne der? Bir arada bu gazın
nakliyle alakalı olarak, yani ekonomik akıl, nakliyle alakalı ne olabilir? İşte bu sıvılaştırılacak mı Mısır'da, o mu olacak, Türkiye'den mi gidecek, neyse ekonomik akıl. O yolla bunun sağlanması o zaman bir aktör olabilirdi. Tabii Rusya faktörünün orada nasıl bir tavır sergileyeceği de önemli buna karşılık. Ama şimdi burada Kıbrıs'ta böyle bir çözümsüzlük ortamı varken tabii ki bu şekilde işlemiyor. Yani ana konu burada aslında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki tavrı. Yani o çatışma tavrı eğer hakim olursa biz de bundan nasibimizi alırız ve bu bir çözüm iklimi içerisinde şekillenmez o zaman. Bu sorun o şekilde kullanılamaz. Yani çözüme hizmet eder bir şekilde. Ama çatışmalı yerlerde hani çok uluslu şirketler sadece Güney'in Kıbrıs adına yaptığı anlaşmalarla zaten faaliyette. Biz Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na hani bu yetkimizi devretmiş durumdayız. Türkiye ile böyle bir işbirliği içerisinde hareket eder mi çok uluslu şirketler, ona bakmak lazım. Yani burada Katar faktörü de var. Türkiye'nin Katar'la çok iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz ama örneğin 4. gemi yolda. Hani sismik arama artık bitti, sondaja geçiyoruz diyordu Türkiye hatırlarsan. Yani orada tek başına mı hareket edecek? Yani bu gemilerin daha önce böyle bir tecrübesi var mı? Türkiye'nin bu anlamda elle tutulur bir tecrübesi var mı? Yoksa işte partnerler bularak mı burada ilerleyecek? Tüm bunlar bence zamanla şekillenecek. Avrupa Birliği'nin yaptırımları arasında Rumların talep ettiği mesela tutuklamayla ilgili, yani Türkiye'ye bu noktada yardım edecek kim varsa tutuklanması noktasında, ama bu kabul görmedi. Yani yaptırımlar arasında bu yok. Bu da demek ki bir takım uluslararası unsurların orada o faaliyete girişeceğinin de bir sinyali gibi aslında algılanabilir. Bu da demektir ki yine büyük şirketler aslında kendi aralarında da. Çünkü zaten şu anda halihazırda Fransa, Almanya, İsrail gibi ülkelerin Katar yani. Hepsi bir şekilde zaten Güney ile bir şeye girmiş durumda. Bu taraftan Türkiye ile de, yani bu ülkelerin dışında bu işleri yapan da yok. Yani demek ki bir şekilde bir ortak noktaya varılacak herhalde. Zira yani çatışma olabilme ihtimalini varsayarsak buradan çıkması muhtemel ekonomik değerinde nakli, şusu, busu vesaire orada yani şey olur, kala kalır. Şimdi kala kalır da mesela Türkiye'nin işte bu süreçte dedim ya hani bu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile olan ilişkileri önemli. Mesela bu F-35 S-400 sürecinde Türkiye F-35 sürecinden çıkarıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından biliyorsun ve bunun 10 milyar doların üzerinde ekonomik bir maliyeti olacak yani Türkiye'ye. Ya bunu gözden çıkarmış durumda. Yani 10 milyar bizim için büyük para, Türkiye için değil diye düşünebiliriz ama Türkiye'nin de ekonomik olarak hani böyle en parlak döneminden daha farklı bir durumda olduğunu da göze alarak bunu söylememiz lazım. Dolayısıyla hani hem Rusya ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler. Çünkü Rusya ile yakın geçmişte bir, yani siyasi tarih olarak baktığında yakın bir geçmişte çok ciddi kriz yaşadı. Tabii. Türkiye ve ne çok ciddi bir krizdi yani. Dolayısıyla hani onu aştı ve şimdi her iki ülkeyle de iyi ilişkiler kurma gibi bir uğraşı var. Böyle bir hedefi var ama görünen o ki yani bu ekonomik bir ciddi ekonomik bir şey getirecek beraberinde Türkiye'ye, külfet getirecek. Bunu göze alarak yaptı mesela bunu. Dolayısıyla hani bu sürecin de nasıl işlediğine bakmak lazım. NATO'nun bu süreç işlerkenki tavrına iyi bakmak lazım. Çünkü örneğin uluslararası ya da ekonomi politik ya da işte daha siyaset çalışan akademisyenler, yazılan makaleler Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da üstlenmeye talip olduğu misyon ve konumun bu gelişmeleri tetiklediğine işaret ediyor. Yani orada yeni bir Orta Doğu şekillenmesi, işte bunun içine Filistin'in de dahil olacağı, diğer ülkelerin de dahil olacağı, diğer ülkelerden de hani Arap ülkelerini, Mısır'ı, İsrail'i
bunların hep Türkiye ile dış ilişkiler bazındaki son dönem politikalar çerçevesindeki ilişkilerine baktığında hani Türkiye ile sıcak ilişkileri olmayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye dış politikası tüm bu konuştuğumuz şeyleri çok yakından şekillendiriyor. Kuşkusuz tabii. Türkiye ana aktör olmak istedi. Ana aktör olurken de herkesle iyi ilişkiler kurma hedefiyle yola çıktı. Ana aktör oldu ama iyi ilişkiler olamadı. Yani sonuçta bugün Avrupa Birliği ile gelinen aşama ciddi bir sıkıntı doğuruyor. Son hele bu alınan kararla birlikte tonajlar da yükseldi. Öte yandan F-35 ile Amerika ile olan ilişki de bir ciddi sıkıntı ve ona bağlı tabii İsrail gibi ülkeler. Şimdi ilginç bir şekilde Rusya ile yakınlaşma. Rusların bugün Rum basına yansıyan açıklamalarına baktığınızda Rus yetkililerin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'e destek verir bir pozisyona gelmesi. Yani her şey bir anda böyle değişkenlik aslında gösteren karman çorman bir hale dönüştü. İşte kastım bu. Yani küresel enerji politikalarına baktığında Doğu Akdeniz orada netice itibariyle henüz bu çıkacak hidrokarbonun hem niteliği hem miktarı hem sürdürülebilir yani ne kadar sınırsız bir kaynak değil neticede. Örneğin Avrupa'nın ihtiyacının ne kadarını karşılayacak ya da ne olacak ne bitecek bununla ilgili hani böyle çok somut veriler yok Ayto önümüzde neticede değil mi? Yani bu henüz telaffuz edilebilir bir şey değil ve 2015, 2020, 2025 gibi bunun somutlaştığını göreceğiz netice itibariyle. Benim az önce söylediğim hani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül sonrası o paranoyaklaşmış Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki terör estiren Amerika Birleşik Devletleri'nin hani Irak'tan çekileceğiz noktasına geldiği bir dönemde yeniden Orta Doğu'da böyle işte İsrail'de Kudüs'le alakalı kararları yani bir yerleri kaşıyarak bir yerleri mesajlar vererek varlık göstermesiyle ilgili politikalar Rında tetiklediği Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Rusya'nın da netice itibariyle o Birleşik Devletlerin Orta Doğu'dan güç olarak çekildiği dönemde daha güçlü bir aktör olduğunu gözlemlemiştik. Neticede şimdi orada rol talep ederken yeniden kaybettiği rolü talep ederken Amerika Birleşik Devletleri Rusya da hayır bir dur ben buradayım diyecek tabii ki. Yani Doğu Akdeniz'de de diyecek. Diğer yerlerde de diyecek. İşte onu derken Türkiye'nin nerede pozisyon alacağı, senin az önce söylediğin gibi yani o yakınlaşmış ilişkiler birazcık daha ağır basıyor gibi. Ama buna rağmen hani yine de Amerika Birleşik Devletleri ile de ya göze alınamaz tabii ki. Türkiye Birleşik Devletleri ilişkileri çok eski yıllara dayanıyor ve öyle bir şey de yok. Bir anlık açıklamasıyla bir anda ateş düştü diyelim. Yani bu F-35 bizden de istediler, vermedik savunma sistemini. O yüzden onlar da aldı Rusya'dan filan diyerek bir anda aslında ateşi düşüren ama öte yanda işte Trump yani bir tweetle bir şeyler değişiyor. Diğer taraftan ama bir senato gerçeği var. O bu yandan silah yasağını, ambargoyu güneye kaldırma girişim. Orada ama bir Rusya faktörü eklendi işin içine ki kilitlendi. Gerçekten çok değişik dengeler var. Anlayabilmek için çok çok geniş bakabilmek lazım. Hem geniş bakabilmek lazım ama bir taraftan da hani gözün gördüğü netice itibariyle o bir jestti. Yani silah ambargosu göstermelik de olsa ve eğitimle alakalı bir karardı ama göstermelik de olsa bir jestti orada yapılmak istenen ve bir anlamda da hani gözdağı. Çünkü hep deriz ya Türk ordusunun burada bulunması, askeri anlamda güç falan filan. Hani bir taraftan orada da biliyoruz yatırım yapılıyor ama yani yakın geçmişte savaş yaşamış bir adadan bahsediyoruz. İşte bunun ne sonuçlar getirdiği ortada. Netice itibariyle kimse öyle bir şey istemez ama yani silahın, savaşın, işte gerilim ortamının bu kadar konuşulması elbette huzursuz etmiyor ama hepimize ediyor. Beni çok huzursuz ediyor. Mutlaka. Çünkü yani evet benim en çok herhangi bir şey yaklaştığım konu aslında şey ki bence Güney Kıbrıs için de çok tehlikeli. Hatta bizden çok daha fazla tehlikeli. Çünkü 4 milyona yakın turist ağırlayan bir
konumu var. Güney Kıbrıs'ın müthiş bir geliri var buradan. Yani bu Akdeniz'deki savaş tamları en çok da turizmi etkiler bir pozisyonda olur. Yani kimse böylesi bir coğrafyanın içerisine girmek istemez herhalde yani tatil yapmak için. Ve bu denli bu konuda ısrarcı olunabilmesini gerçekten nereye bağlamak lazım bilmiyorum. Ama Türkiye'nin de en azından son dönemde o mavi vatan düşüncesi ve aktif bir şekilde kıyılarına çok fazla aslında Türkiye işte bir Yunanistan'la kıta sahanlığı sorunu ama çok da fazla bu son dönemde dillendirilen bu mavi vatan noktasına çok eğilmeyen bir yapıdaydı yıllarca. Şimdi bir de bu noktaya eğilmeye başladı. Bunun da tabii ülkeler arasında bir başka sıkıntıyı doğuruyor ama güç dengeleri belli ki sadece karayla sınırlı değil, denizlerde de bu güç dengesinin biraz geç de olsa galiba farkına var Türkiye ama biraz da gerilimle birlikte geliyor bu. Yani şöyle, bu uluslararası anlaşmanın tarafı değil biliyorsun, kıyı şeridiyle alakalı olarak Türkiye. Türkiye kendi sınırı kadarlık alanla alakalı olarak hak talebinde bulunuyor. Dolayısıyla yani çatışma ile ilgili hani bu gerilimin arttığı noktalar onlar. Yani giderilemez mi bu gerilim ortamı? Çok kolay giderilebilir. Çok kolay giderilebilir. Giderilmek isteniyor mu noktasında şüphelerim var. Yani şöyle düşün, Türkiye medyasının ilgisine bak. Yani bu konu çok uzun zamandır. Her gün Kıbrıs konuşuluyor. Bu konu çok uzun zamandır gündemde. Yani 10 yıldır falan biz bu hidrokarbon konusunu konuşuyoruz. Çözüm için katalizör olabilir mi? Ben böyle kalıp sözlerden söyleyeyim. Çözüm için katalizör olabilir mi? İşte şu olabilir mi falan. Yani bunu gerçekten 10 yıldır falan konuşuyoruz biz ama yani Türkiye'nin bu kadar bu konuyla ilgilendiğini, Türkiye medyasının bu kadar bu konuyla ilgilendiğini ve bunu işte hak talebi, haklarımızı yedirtmeyiz, Kıbrıs'ta Türklerin hakkını yedirtmeyiz noktasında hani daha böyle milliyetçi bir temele de oturtan bir söylemi bu 10-12 yıllık zaman dilimi içerisinde duymadık doğrusu. Yani burada da gündem buraya yönlendiriliyor birazcık. Hani tek başına enerji, tek başına işte hidrokarbonla alakalı diyemeyiz. Ben tüm bu hani programın başından beri konuştuğumuz konularla, buradaki rol dağılımlarıyla, buradaki taraf ülkelerle Türkiye'nin pozisyonu ve Türkiye'nin ben de varım, durun bir dakika deme talebiyle alakalı olduğunu düşünüyorum tüm bunların. Hepimizin de öyle düşünmesi gerektiği fikrindeyim. Çünkü bu bugün yatacağız ve yarın kalkacağız bir anda hidrokarbon çıktı meselesi değil. Dediğim gibi yani bunu 10 yıldır konuşuyoruz. Gelinen noktada daha net bir şekilde telaffuz edemiyoruz. Yani şu kadar çıkacak, şu ülkenin şu kadar yıllık talebini karşılayacak falan gibi net bir konumda değiliz. Ona rağmen hani bu İsrail'de keşfedilen yatakla ilgili mesela o çok güçlü bir yataktı. Heyecan artmıştı. Şimdi biz de biliyoruz öyle parseller var, işte yeni bulunduğu söylenen parseller var. Yani heyecanlandırıyor. Ama somut olarak hala biz bunları söyleyemiyoruz. İsmini koyamıyoruz. Şu kadarlıktır diyemiyoruz. Ona rağmen böyle bir ortam yaratılmış durumda. Elbette Türkiye'de diyor ki yani bir durum, ben de buradayım. Yani dördüncü gemimi gönderiyorum. Ben de boş durmuyorum yani bununla alakalı. Ben de gereğini yapacağım diyerek oradaki pozisyonda yerini almak istiyor. Ben şöyle yorumlama noktası. Yani biraz da hani mavi vatana o yüzden vurgu yaptım. Ekonomik değerden çok sahiplenme, sınırları sahiplenme gibi duruyor. Çünkü artık doğalgaz ne derece önemlidir? Evet, mutlaka önemlidir ama biliyorsun Amerika artık kaya parçasından gaz üretiyor. Evet, örneğin. Yani bu çıkana yani şimdi, kadar fosil atık yakmaktan vazgeçecek dünya falan gibi espriler yapılıyor. Şimdi o yüzden ekonomik değeri evet ama bunun için midir bütün kavga? Çok emin değilim o noktada. Yani. Jeopolitik olarak yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani orada yerimizi bilelim. Yani yerimizi, durumumuzu bilelim yani. Noktasında. Bunlar da zaten şey biliyorsun yani biraz da akademik
konular. Anakara işte adaların şeyi yoktur, hükmü yoktur, anakaraların evet. hükmü vardır vesaire gibi. Kıta sağlığının bu aralar yine var sanırım. Bir üniversitelerimizde çok. Birkaç okudum ama unuttum. Üniversitenin ismini unutuyorum, özür dilerim. Yine bu konularla ilgili bir konferans var galiba. Bir davet gelmişti hatırladığım kadarıyla. Bol bol tartışacağız bu gibi konuları. Bunun üzerinden şeyi de çok fazla takip etmeye başladık artık. Yani Türkiye'nin işte pozisyonları, F-35 konusu falan. Daha önce bu kadar da bizim ilgimiz. Hani dedik ya şimdi Türkiye ve Kıbrıs gündemi çok fazla. Bizim de aslında bu ile alakalı olarak Türkiye gündemini çok yakından bu konuları izliyor Rus. Çünkü, füzenin de buraya düşmesiyle daha da yani, yakından izliyoruz. Evet, yani füzenin düşmesi, yani düşünsene mesela o geceki çaresizliğini düşün. Sanırım siz de yayındaydınız. Tabii. Yani hani sesi duymakla stüdyoya gitmek arasında geçen sürede hani böyle hiçbir bilgiye ulaşamıyorsun, hiçbir yerden doğrulatamıyorsun. Başına ne geldi, ne oldu? İşte yerleşim yerine uzak mı yakın mı, yani oraya ekibimiz ulaşana kadar ki gerçekten Burhan o gece Burhan Canbaz böyle canhıraş ilk giden ekipti oraya ve yani şeyi hatırlıyorum böyle ne olmuş hani ne olmuş gerçekten ve füze olduğunu tahmin ediyorsun, bir şey söyleyemiyorsun, yayında doğrulanmış hiçbir bilgin yok gerçekten. Yani oradaki çaresizliğimizi görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu kadar savaş dinleyerek, çatışmaları yaşamış insanların anılarıyla, evet. işte biz yaş aralığı olarak dinleyerek büyüyenlerdeniz. Dolayısıyla hani o geceki çaresizlik, bu gerilimden bu kadar fütursuzca bahseden insanları o geceyi hatırlamaya davet ediyorum ben birazcık. Evet. Yani tek bir işte gürültüyle birlikte nasıl hepimiz huzursuz olduk. Ben kaç gün boyunca yani herhangi bir şey olduğunda yine mi bir şey düştü diye irkildim. Geçenlerde Refkoşa Türk Belediyesi'ne ait sanırım veyahut da bir taşeronuna ait bilmiyorum şey patladı. Ha evet evet. Herkes nasıl yine, şey yine oldu, bir panik anda, oldu. Ben hiç duymuyorum gerçi bunları söyleyeyim, patlamalar falan, ama bir anda yine bir füzeyi panik. Füzeyi de mi duymadın? Füzeyi de duymadım. Gerçekten duymadım. Uyuyor muydun? Telefonla uyandım ben. Sen uyandın telefonla. Yani telefonla uyandım yayına gelmek için. Ne yani. Olduğunu anlayana kadar yolda anladım yani ne olduğunu. Bilmiyordum. Yok, duymuyorum hayır. Yani patlama. Sayın Başbakan hani hiç o gece yoktu. Bizi uyandıranlar olmuş, onu uyandıramamışlar ama neyse. Ay, uyandırmaya şey gerek oldu. Yani uyandırılacak kadar bir konu. Öyle miydi açıklama? Uyandırılacak kadar... Yani sevgili şey Özer abimiz bir açıklama yapmıştı o konuyla ilgili olarak. Sosyal medya açıklamasıydı. Onun evet. gibiydi. Hani uyandırılacak yani, konu vardır uyandır gibi. Çok önemli bulunmadı gibi bir şey yani. Söylemişti. Her noktası sıkıntılı bir konuydu bence o. Tabii ki orada olması gerekirdi başbakan, ama orada olması gerekir miydi? Onu da tartıştık. Çünkü yani işte bir radyoaktif bir şey olabilir. Oraya o şekilde gidilmesi evet. gerekir miydi, gerekmez miydi? Hayır ama ya o kadar bilgisiziz hiç ki. Hiçbirimiz ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi refleksif olarak ben Burhan'ı aradım mesela. Burhan neredesin dedim. Yoldayım dedi. Nereye gidiyorsun dedim. İşte gidiyorum dedi, yani görüyorum şu bir şeyler an. Yanıyor, şeye patladım, doğru gidiyorum yani. O refleks öyle bir şey değil mi? Duyunca ben o arada bir yandan ayağıma işte bir pantolon evet. giymeye çalışıyorum. Bir yandan saçımı toplamaya çalışıyorum ki kendimi stüdyoya atayım. Yani orada şeyi düşünemiyorsun ki, acaba sağlığımı tehdit eden bir unsurla karşılaşabilir miyim falan düşünmüyorsun. Ama yani. Ama yani siyasete yön veren kişilerin... Tabii ki güvenlik bunu şeridi... Bunu düşünmesi lazım. Hayır yani... Siyah... Güvenlik güçlerinin bunu düşünerek evet, hareket mesela etmesi mesela orada bir güvenlik şeridi, onun belli bir noktasına kadar kimsenin alınmaması falan, ama gerçekten hepimiz tecrübesiziz. Ya böyle evet. şeyler yaşandık sonra tecrübe ediniyorsun. Bizim yok yani olmasın da, ama olduğunda evet. ne yapacağımızı da bilmediğimizi gördük gerçekten. Evet. Bu arada da işte bu hava savunma mesela bir izleyicimiz aramış. S-400'lerle Maraş konusu... sormuş ne düşünüyorlar diye. Tam hava savunma sistemlerinden S-400'e bağlayabiliriz. S-400'e konuşlanıyor şu anda. Parti parti geliyorlar. İlk partileri geçen hafta geldi. Dün de devam etti yani. Ediyor. Kurulacak ilk etapta Ankara'ya. Bir anda füzenin buraya düşmesiyle ilgili Kıbrıs'a konuşlanacak bu savunma sistemleri dendi.
Azerbaycan adı geçmişti. Geçti. Yani krizin... O da krizi aşabilme noktası. Hani Türkiye değil ama Türkiye bu konuda çok kararlı durdu ilk günden beri. Ve kuruluyor da. Kaldı ki aslında kurulması da gerekir. Yani ben evet tamam Amerika ile eğer bir silah anlaşmanız varsa oradaki patriotları almak da aslında mantıklı. Türkiye'de bunu yaptı aslında. Patriot almak istedi. Amerika satmadı. Amerika satmadığı için S-400'e dönüldü. Ve o da bir tabii doğallığında bir kriz yarattı. Ama bu konu belli ki artık nihayetine vardı. Yani tartışılacak bir tarafı da yok. Kuruluyor, kurulacak, faaliyete geçecek. Şeyi bilmiyorum bu arada. Herhalde bizi de kapsar gibi düşünüyorum. Yani o kadar yakınız ki şeye, o güvenlik sisteminin içerisine belki de. Ama bir tamamen teknik bir konu, hiç yanlış bilgi vermek istemem, bilmiyorum ama. Ya bunları konuşurken yani bir taraftan da hani nükleer enerji santrali konuşuyoruz. Örneğin Akkuyu konuşuyoruz. Hı-hı. İşte hatırlayacaksın Nisan-Mayıs aylarında çatlaklar tespit edilmişti falan. Yani bölgeye baktığımızda ve konuştuğumuz konuları yani o ciddiyetini fark ettiğimizde ben birazcık panikliyorum doğrusu. Yani işte hava savunma sistemleri tamam olsun olmasın noktasında senin de dediğin gibi artık çok fazla konuşulacak bir noktada değiliz. Oldu, geldi, geliyor falan filan ama hani bölgeye baktığında ve işte Türkiye'nin nükleer enerjiyle alakalı attığı adımlara baktığında o da bizi ilgilendiriyor. Çünkü yanı başımızda. Yani bu kadar gerilimin olduğu bir ortamda onun olması birey olarak yani mesleği geç, onu geç, bunu geç. Evet endişe verici. Çünkü Doğu Akdeniz'de bir gerginlik var. Ve onun gerçekten yani olmasın, asla böyle bir şey olmasın ama olmayacağının garantisi var mı? Bir hata olabilir, yanlış anlaşılabilir. Yani bir anlık herhangi bir şey olabilir ve bir bakmışsın ortalık karışmış. Yani bu ihtimali göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Maraş konusunda çok tartıştık. Tartışmaya devam etmiyoruz çok şu aralar. Evet, evet. Ama hani bir ekip hazırlandı Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda. Bu ekip girip bir envanter sayımı yapacak ve yeniden tartışacağız bu konuyu. Ama bunun asıl noktası sanırım tamamen içeride bir konsensusla alakalı bir sıkıntımız var. Yani biz şimdi açalım açmayalımdan ziyade o malın, mülkiyetinin ne olduğuna bir karar vermemiz lazım. Yani bu devlet olarak buna karar verip onun üzerine şekillenmemiz lazım. Çünkü bir kısmı vakıf arazisidir, bir kısmı yok o zamanında değiştiydi o iş. İşte bir karşılık verildiydi, satıldıydı, alındıydı. Ama kimisi takas de takas var, hibe var, bir yani sürü bir şeyler kimisi var. Kimisi diyor ki işte vakıf malı satılamaz vesaire. Yani böyle karmaşık bir durum var. Maraş'la ilgili bunu önce netleştirmesi lazım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani alınan bir mahkeme kararı var Maraş'ta. O vakıf maldır diyor. O kararın varken adım atmak başka bir sıkıntı. Ben ya onun ötesinde sana bir şey söyleyeceğim. Yani Maraş konusunda atılan adımın çok geç kalınmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani benim şahsi fikrim hani bu olaylar yaşandı. 80 hadi işte o en sıcak günler geride kaldı, sıcak yıllar geride kaldı diyelim. Ondan sonra yani 80'lerde falan bunların artık normalleşmesi ve oranın açılması, hadi artık işte Cumhuriyet'in ilanından sonra diyeyim hani 80'lerin ilk yarısı falan. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum ama bundan ziyade yani bunu tartışma yolumuz, zeminimizin de birazcık tuhaf olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Maraş'ı ya bütünlüklü bir çözümün parçası olarak yıllarca dillendirdik ya da güven artırıcı önlemler çerçevesinde zikredildiğini duyduk. Ama yani yeni kurulan hükümetle birlikte bir anda böyle bir şeyin ortaya atılması yani şu görüntü bence hoş değil. Hükümet bir adım atıyor, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı o adımla ilgili olarak kendisinin haberdar olmadığını söylüyor. Bu dışarıda yani ki dediğim gibi hani bu hep Cumhurbaşkanlığı nezdinde, görüşmeci nezdinde, Kıbrıs sorunu nezdinde ele alınmış bir konu. Eğer bu şekilde bir adım atılacaktıysa da bunun ben bir hatta geçmiş cumhurbaşkanlarının da olduğu,
ortak bir şekilde bilgilendirme esasına dayalı olarak falan olması gerektiğini, en azından dıştan görünüş anlamında böyle olması gerektiğini savunuyorum tartışma şekli. Diğer anlamda da akla pek çok soru geliyor. Yani senin sorduğun sorular, onların bir kısmı, diğer bir kısmı bunca yıl, onlarca yıldır bomboş duran binalar. Yani hepimiz biliyoruz ki o binalar şimdiki halleriyle değerlendirilemeyecek. Yani orayı bir enkaz şehir olarak düşün bundan sonrası için. Ya yani moloz yığını, tüm o binaların birer moloz yığını olduğunu düşün. Ve bir mouse'a kadarlık şehirden bahsediyoruz. Yani ne kadar büyük olduğunu, Maraş dediğimiz, kapalı Maraş dediğimiz hayalet şehrin ne kadar büyük olduğunu şöyle bir gözünün önüne getir. Nasıl gerçekleştirilecek o çalışma? Yani tüm bunların da somut bir şekilde konuşulabilir olması, şeffaf bir şekilde de konuşulabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani şimdi... TOKİ modeli bir şey mi olacak mesela? Hı hı. Ya da ne şekilde şekillenebilir? Yani envanter çalışması yapılacak hani son kertede, ama onun ışığında nasıl şekillenecek gelişmeler, merak ediyorum doğrusu. İşte önce o toprağın mülkiyet konusunu çözmeden ne yaparsanız yapın olmuyor zaten. Yani temeli muhakkak çözmek lazım. Bakalım hep birlikte onu göreceğiz, nasıl bir noktaya evrilecek. Ama birçok açılımın, birçok şu andaki söylemin, bu arada sayın yeni gelen bir bilgiyi paylaşayım. Sayın Akıncı'nın Guterres'e gönderdiği mektuptaki 5'li gayri resmi buluşma toplantısına Anastasiadis'e olumlu yanıt vermiş, memnuniyet duymuş bundan. O da Guterres'e bir mektup yazacak değil mi? Öyle gerekçelerini yazacaktı şeyin. Öyle bir iddia vardı. Reddinin gerekçelerini yazacaktı. Bilmiyorum ama öyle bir şey okumadım henüz. Tabii Anastasiadis memnuniyetle karşıladı ama Rum Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yansıyan haberlerde de yeni müzakereler için Türkiye'nin bu faaliyetlerini durdurması talebi var. Bunları göreceğiz. Açıklamalar böyle. İçerideki açıklamalar şu anda, yani Sayın Akıncı'nın olsun, Sayın Dışişleri Bakanı'nın olsun, Sayın Özer Sayın, daha çok sanki böyle bir seçim sürecine giderken birbirine bayda atma deriz biz. Bizim Kıbrıs deyimiyle bayda atma deriz biz. Çelme takma şekline de bürünmüş gibi görünüyor. Yani önerilerde örneğin işte Sayın Akıncı sahipleniyor ama Sayın Özer Say biz yapmıştık bunu filan, ya da Maraş'la ilgili konuda karşılıklı yine bir takım istenmeyen şeklen bence hoş değil. Yani şeklen hoş değil. O kadar söyleyeyim. Bence şeklen hoş değil. Seçimi ayrı tutmak lazım. Bu gibi seçimi ayrı tutmak lazım. Çünkü Kıbrıs sorunu nice seçimler gördü. Yani ve nice seçimlere karşın işte o beşli konferans toplandı. Yani Crans Montana'yı hatırlayalım. Ne krizler, neler neler, artık asla dirilmez dediğimiz bir süreçte öyle bir beşli zirve, bir konferans gerçekleşti ve yani çözüme de en çok yaklaşılan nokta oldu bir anda. Yani düşünürsek şimdi mesela çok uzak geliyor. Ama aynı zamanda da şunu hissettiriyor bana Aytu. Yani evet, çok uzak geliyor yaşanan siyasi gelişmelere ve bölgesel gelişmelere baktığımızda, ama belki işte o çağrıya olumlu bir yanıt gelirse, belki bu Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmelerin de ele alınmasıyla birlikte, yani İngiltere'nin şu an evet bambaşka dertleri var. Ama yani Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve tarafların bir araya geldiği bir ortamda eğer bu doğalgaz konusu, hidrokarbon konusu da konuşulabilirse belki de bir fırsat daha yakalanabilir diye düşünüyorum. Yani hani böyle çok uzak gördüğüm noktada bunu düşünmek bana birazcık daha iyi hissettiriyor. Çünkü Crans Montana bakma noktasındasın. Yani öyle çok şey bir insan değilim. Daha çok realist bir insanımdır ama hani böyle çok da karamsar olmak istemiyorum doğrusu. Dediğim nedenle yani Crans Montana öncesinde de öyle bir konferansın olabileceğini düşünmediğim için. Yani çözüme o denli yaklaşılan, işte Türk tarafının o kadar açılım yaptığı,
Ve hani böyle bir neredeyse bir H-dense olabilecek amiyane tabirle. O kadar çözüme. Tabii canım, haritayı bile verdi Türk tarafı. Daha yani garantörlük tartışmaya açıldı. Daha ne olsun yani. Yani tüm bunlar hani böyle çok dogmatik şeylerdi. Yani tüm bunların olduğu bir süreç. O yüzden belki yine olabilir diyorum. Yani böyle çok umutlu baktığım için değil. Buna inanmak istediğim için. Tabii temel noktaya sıklıkla vurgu yapıyor Sayın Akıncı, siyasi eşitlik konusu, dönüşümlü başkanlık konusu, kararlarda etkin katılım konuları, bunlar kabul edilmiş noktalardan geri gidiş var. Bunları tekrar müzakereye açacak. Rumlar çok güzel yapıyor bu müzakere işini. Yani bence nasıl verilmişleri bile, verdiği şeyleri bile müzakere etme yeteneğine. Yani güzel gündem değiştiriyor. Geçtiğimiz kış da bunu çok yaşadık değil mi? Yani bir anda işte mesela iki devletlilik tartışmasında Anastasiyadis başlattı. Sonra çekildi aradan. Yani kendi attı ortaya. Sonra aradan çekildi. Sonra tekrar Federal Kıbrıs filan demeye başladı. Şeyden bahsediyorsun değil mi? AB çatısı altında iki ayrı devlet. Evet. Yani tartışmasını başlatan Anastasiyadis'in kendisi. Ama sonra dedi ki kastettiğim o değildi. Yani tamam işte, konfederasyondan bahsediyor. Evet, gündemi iyi değiştiriyor. Onu söylüyorum işte. Yani iyi gündem değiştiriyor. Ve sonra hepimiz bir bakıyoruz. Bunu haftalarca tartışıyoruz. Hop, orada iç siyaseten bir manevra hamlesi yapmış oluyor Anastasiyadis. Dönüp baktığımızda yine bir arpa boyu yol kat edemiyoruz ama yani Kıbrıs sorununa dair olarak. Benim de söylediğim şey bu. Yani bu, yani biz de diyorsun ya, seçime birazcık daha yönelik hareketler. Orada da iç siyasetten kopuk olamıyor. Olamıyor yani, öyle bir inisiyatif, öyle bir şey alabilecek liderler lazım her konuda. Yani bizim içerideki sıkıntılarımızla da alakalı. Yani düşün ya, yani çok mikro şeylerden bahsedeceğim. Yani sanayideyiz değil mi? Yağmur yağsın şimdi sonbaharda yine aynı sorunları yaşayacak burası, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani mikro ölçekte de öyle. Makro ölçekte Kıbrıs sorunu gibi konularda da inisiyatif alıp siyasi olarak geleceğiyle alakalı kaygılar gütmeyen, yapması gerekeni ne olursa olsun yapacak irade gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi... Yani Kıbrıs sorunu hani sizin elinizde olan bir konu değil yalnızca. O güney için mesela daha çok içeriye oynar ya, bunu o anlamda söylüyorum. Yani bizdeki liderler bağlamında da, yani siz inisiyatif alırsınız örneğin ama takılırsınız. Yani Akıncı yaptı bunu, olmadı. Ama iç konular çok farklı. Gerçekten yani iç konularda her şeyi Kıbrıs sorununa bağlama gibi bir saçma hastalığımız var. Bunu aşan, yani aşma noktasında en azından söylem geliştirmeye çalışan, işte içeriği toparlayalım, tamam bir şeyler yapalım, devam etsin süreç ama biz de durmayalım. Ama bu noktada bence en büyük sorun da o. Zaten şu an konuştuğumuz konular birçok vatandaşın umurunda bile değil. Değil. Yani, bak, ben seyredilme şeyini görüyorum. Yani, biz burada şu an asgari ücreti falan konuşuyoruz. Tabii yani daha çok daha ilgi, ya benim de içerideki mesela, konular çok daha fazla ilgi çeker. En az seyredilen programlarım bu Suriye konusunun bize etkisi, Doğu Akdeniz, enerji politikaları falan filan olan programlar. Yani biz bunları şimdi konuşuyoruz ya, insanlar aslında çok ilgilenmiyor tabii bunlarla. Tabii doğru, bizim görevimizdir. Bu her yeri, her şeyi konuşmamız lazım. Çok önemli değil kim, hangi programda ne kadar değil ama... Şunu anlatmaya çalışıyorum. İçeride çözebileceğimiz çok konu var. Yeter ki irade gösterip bunların üzerine gidebilelim. İrade sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Bir de şey, protokole her şeyi atmak ve protokolden medet ummak gibi sıkıntılarımız var. Yani bunun başarı ve başarısızlık olarak nitelendirildiği bir topluluğuz ne yazık ki. İşte imzalayamadın başarısızsın, imzaladın başarılısın. Yani kendi kaynaklarımızla bir şeyler üretmek, yapabilmek, bunu zorlamak ve gerekirse bunun için bedel ödemek, yani feragatlarda bulunmak falan, öyle şeylerimiz yok. Öyle bir düşünce sistemimiz yok. Biz daha konfor alanlarımız içerisinde yaşamayı seviyoruz. Yani ben kendi konfor alanımda yaşayayım. Çok fazla bir kaybım olmasın. Hatta kazanımım daha bol olsun. Toplumsal olarak ne istersen kaybet. Evet, toplumsal olarak ne istersen kaybet. Toplum böyle olunca siyaset de şey almıyor günü üzerine. Günübirlik oluyor işte Aytu. Yani ben neden düzeltmek için bunu uğraş vereyim ki? Zaten toplum bunu sadece sözde istiyor. Yani bak, gerçekte en istemiyor. En çok sıkıntı çektiğimiz konular ekonomi, evet. Ama işte değişen nüfus yapısı değil mi? Yani bununla bağlantılandırıyoruz artan suç oranlarını, her şeyi. Bunca yıldır mesela göçmen politikası olmamasının Kıbrıs sorunuyla bağlantısını ben gerçekten kuramıyorum.
Yani ben hep kültürel entegrasyondan bahsederim. Hı-hı. Mesela gelen insanın eğitimsizliği ya da kendi ülkesinde normal olan bir davranışın bu ülkede anormal karşılandığıyla alakalı herhangi bir eğitim, herhangi bir politika, kadına, çocuğa dokunan Hı-hı. bir politika güdebildik mi biz? Demiyorum Bangladeş'ten geldi, demiyorum uzak doğu ülkesinden geldi, demiyorum Türkiye'den geldi. Yani genel olarak her ülkenin kendine ait Tabii. normalleri var, yanlışları var, topluluk içinde yapılmaması gereken şeyleri var. Her ülkenin eğitim ekonomik konumuna göre, eğitim durumuna göre elbette insanların davranışlarının şekillendiğini biliyoruz. Gelinen noktada da böyle bir nüfus artarak bu ülkede var. Ne yapıyoruz? Bunu konuşup dert yanıp ötekileştirip kendimizi güvenli alanlarımızın içerisine hapsetmekten başka. Ama bunun da artık fayda etmediğini de görüyoruz aslında. Yani, ama acı tecrübelerle çünkü, görüyoruz. İşte maalesef. Yani eğer biz 20 yıl, 25 yıl önce bununla alakalı sistemli politikalar üretebilseydik, denilecek ki bizden bağımsız nüfus politikaları şekilleniyor. Hak veriyorum bir yere kadar ama yani yine gelen o ya da bu şekilde gelen nüfusla alakalı burada yerel yönetimlerinde, merkezi yönetiminde yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani muhtarlık nezdinde bile hangi evde kimin yaşadığını biliyoruz biz, öyle değil mi? Yani hı hı. öyle olması gerekmez mi en azından? Onu yerel yönetimlere entegre et. Yani yerel yönetimler kendi sınırları içerisinde kimin ne olduğunu, oradaki nüfus yapısının nasıl şekillendiğini, yerel yönetimler bünyesinde de göçmen politikalarıyla alakalı minik birimler olduğunu falan düşün. Yani bunlar böyle asla olamayacak şeyler mi sence? Çok küçük bir coğrafya burası. Çok rahat olabilir. Yani ama bunların olması halinde işte pek çok şey değişebilir diye konuşuyorum. Ya niye mesela niye yok? Niye olmuyor? Niye yapamıyoruz biz bunu da sürekli aynı şeyi konuşuyoruz? Vizyon sorunudur bu daha çok. Yani ama böyle işte vizyon, bana böyle da, bakış açısı. Ama öyle olduğu için bana da şöyle geliyor. O zaman biz işte seçimleri yapıyoruz. Başbakanları seçiyoruz. Bakanlar atanıyor. O geliyor, bu gidiyor ama konuştuğumuz konular baki. Hı hı. Yani işte özel sektörle kamu sektörü arasında makas gittikçe açılıyor. İşte özel sektör cazip olamıyordan tut, işte bu nüfus politikasına, asgari ücrete bilmem ne, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani ben artık mesela böyle şeyi sorguluyorum, bunları aktarırken ya da yorumlarken ya da konuk ağırlarken zaman zaman bu konuştuğumuz şeyleri daha ne kadar konuşacağımızla alakalı şeyi sorguluyorum. Konuşmaya devam edeceğiz. Mesela şimdi asgari ücret dediğin ya, örneğin yeniden işte toplandı dün. Komisyon. Yeni açıklamalara bakıyorum. Son 4-5 yıldır aynı açıklamalardır zaten. Sektörel bazda asgari ücretin gerekliliği. Çünkü asgari ücretle ilgili bir karar aldığınız zaman devletteki tüm ödeme dengeleri değişiyor. Böylelikle bir takım ekstra külfetler ortaya çıkıyor. Onun için çok fazla dokunmak istemiyor sonuçta hükümet bunlara. Yani bu hiç fark etmiyor. Ama bir taraftan TDP'li hükümette de böyleydi. UHP'li hükümette de böyle. Değişmiyor bu. Çünkü devletin dengeleri var. O zaman ne yapılması gerekiyor? Herkes söylüyor. Sektörel asgari ücrete geçin. Tamam, neden geçmiyorsunuz? Geçilmiyor. Yani ilginçtir bu. Çok var böyle örnek. Evet. Yapılması gereken nedir? Herkes bilir. Ama onu yapma noktasında adım atılmaz. Denetim, yaptırım. Yani sen mesela yırtılırsın, biliyorum, bireysel olarak da biliyorum. Sosyal medya hesabın üzerinden yaptığın haykırışlardan da biliyorum. Kapalı alanda sigara içilmemesi evet. konusu. Yani böyle bir yasak var mı? Herhangi bir belediye binasına gidelim. Mutlaka orada içen vardır. Bu normaldir. Yani tenzih ediyorum olmayanlar varsa. Ama bunun ne kadar... Devlet dairelerinde de içeri girdiğin anda bir sigara kokusu vuruyor burnuna, vurmuyor yani, mu? Maalesef. Yani bırak hani meyhaneyi, restoranı, bilmem neyi, bunu yapmakla mükellef olan kamu kurum ve kuruluşlarında eğer bu yasak. Yani o yüzden diyorum, denetim ve yaptırım. Eğer gerekli yaptırımlar olursa ve gerekli denetlemeler, her alanda ben çok şeyin değişebileceğine inanıyorum ama olamıyor işte, biz de böyle
Program dolduruyoruz. Bugün ben, yarın burada bir başkası oturacak, o dolduracak program saatini. Ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Şey, bize mi masumları? Çünkü siyasetçileri araladığımız için onlar da mevcut sistemden şikayet edip günü gelip onlar o bakanlık koltuklarında oturduğunda aynı şeyleri görünce ister istemez tekrarlara düşüyoruz ama daha iyi bir ülkede yaşamak için mücadeleye ses devam. Ses tonun ve vücut hareketlerinden programın sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Evet, yine bir başka gün görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Sana da kolay gelsin. Yaz döneminde zor konuk buluyorsun. Daha ararsın beni yani, diye düşünüyorum. Yok, konuk sorunumuz yok Allah'a şükür. Ama tabii yaz sıcağında iş yapmak daha zor. O, dışarıda çalışan herkesi de şeye diyeyim yani tabii ki biz en azından ortam olarak klimalı bir ortamdayız ama yine de bu dönemlerde çalışmak gerçekten güç. Herkese kolay gelsin diyelim. Noktalayalım programı efendim. Yarın Cuma ve Sayın Reşat Akar'la her Cuma olduğu gibi saat 14'te birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.